Devletin böyle bir sorumluluğu yok aslında. Devletin yapması gereken bu tür çalışma yapan enstitüler, örneğin GADEV, yani burası Garip Dede Cemevi, bunun ve vakıf bölümleri var, çalışma yapan, kitap yayınlayan bölümler var. Buralara destek sunması daha doğru olur. Ama Türkiye gibi ülkelerde devlet hala toplumuna güvenmediği için, halkına güvenmediği için bu tür enstitülerin gelişmesi gerektiğini, bu tür yapıların, kitap yayınlayanların desteklenmesi gerektiğini farkında değil. Bütün sorumluluğu kendi üzerine alıyor. Bu da çarpık bir gelişme oluyor. Çünkü bu devletin işi değil, bu bakanlığın işi değil. Her durumda bunları desteklemesi ve özentiyi yaratması gerekirken yaparak çözüm üretiyor. Maalesef toplum mühendisi diyoruz bunlar. Bunlar yapaydır. Belki alıcısı olur, okuyucusu olur, merak edeni olur. Ama kaynak olarak gerçek anlamda kullanılması çok zor olur. Çünkü örneğin ben bir yazar olarak, bilim insanı olarak bu kaynağın problemli olduğunu yaklaşımı içinde ancak eleştirel yaklaşırım. Alıp bunu doğrudan bir kaynak olarak kullanabilmem için hakikaten içindeki bilgilerin bu topluluğun değerleriyle örtüşüyor olması lazım. Maalesef sistemsel bir sorun yaşıyoruz. Bu ülkede Alevilen hukuk sorununun nasıl hala çözülememesi, sürekli ertelenmesi ve arada bir Alevilerin okşanması, çözeceğiz, yapacağız, herkes eşittir, eşit haklara sahiptir deyip eşit haklar çerçevesine yaklaşılmadığı gibi bu tür yayınlarda böyle boşluklara yazılmış belli jargonlar, ideolojiler, dönemin sosyal ve siyasal beklentilerine uygun çalışmalar oluyor. Ve bu kalıcılığı olmayan şeyler ya da kalıcı da olsa çarpık bir düzenin devamı olmaktan öte bir şey değil. Aleviler ister ki bu çalışmaları bilimsel kurullar, bağımsız kurullar yapsın ve hakkıyla Alevileri temsil etsin ya da insanlığı temsil etsin. Çünkü bunlar birer miras ve insanlığa kalmasını isteriz. Ama zaman her şeyi değiştirecektir. Devletin aklında değişmesini bekliyoruz.